Manşete hoş geldiniz bir önceki yayın çok ilgi gördü özellikle medya mahallesinin sicili isim isim ve tabii ki birinci ağızdan şahsi tanıklarımla tanıklıklığımla çok ilgi gördü bunu yap diyorlar e, izleyicilerimiz aşağıdaki yorumların hepsini okudum devam diyorlar e, neden bugüne kadar bunlardan bahsetmedin diyenler var vesaire yeri geldiğinde bahsediyoruz yani bir konunun gündemi gelmeden de hiç ortada bir şey yokken bir takım isimlerden bir takım e, olaylardan bahsetmenin manası yok. Ama ileride fırsat bulursam şunu yapacağım. Elbette kendi hayatımın bir takım kesitlerinde, bir takım hatıralarımı anlatacağım. İleriye kalsın diye. O zaman da o işin, o konunun, o kişinin neyse, o olayın gündem olup olmamasına bakmayacağım. Kendi tanıklığımla içinde bulunduğum olayları onlar 15 er dakikalık videolar halinde birer bir seri halinde anlatmayı düşünüyorum. Şimdi değil. Ne zaman yapabilirim bilmiyorum. Fakat o o zaman işte işin gündemi veya olayın konuşulması, tartışılması veya odak noktasındaki kişi falan olması gerekmiyor. Fakat yeri geldikçe bu hadisede ki özellikle son ekrem İmamoğlu'nun bayram gecesi meselesiyle ortaya çıkan fotoğrafta işte o otobüsten verilen fotoğraftaki herkesi tanıyorum yahu ve bu kadar olur. Yani bu kadar tanıdığım, beraber çalıştığım, oturup kalktığım, bir hukukum olan, çokça gezi seyahat paylaştığım insanların aynı karede buluşması böyle bir fırsatı verdi. Ve bu tanıklıkların da yapılması gerekiyor. Birinci ağızdan anlatılması gerekiyor. Bir de neden bu analiz Türkiye'de yapılamaz diye söylememe takılanlar, alınanlar olmuş. Niye yani Türkiye'de gazetecilik yok mu? Yok iki nedenle. Birincisi şu. Neden bu Türkiye'de bu analiz yapılamaz? Yani ben kimseyi aşağılamadım, kimseye küfür etmedim, kimseyi rencide etmedim. Ama insanların hoşuna gitmeyecek şeyler söyledim. İnsanların bilinmesiyle mutlu olmayacağı e, ee, analizler yapıyorsunuz, kritiklerde bulunuyorsunuz, değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Neden bu analiz Türkiye'de yapılamaz? Şundan. Türkiye'de medya mahallesi beraber oturup kalkıyor da ondan. Ya yarın öbür gün gittiğin bir kafede karşılaşacaksın, bir televizyon program, programında karşılaşacaksın, bir panelde bir siyasi parti etkinliğinde karşılaşacaksın, bir uçakta karşılaşacaksın, her yerde karşılaşabilirsin. Yani insanlar birbirlerinin yüzüne baktıkları için yani yarın öbür gün onu sıkıntıya sokacak bir şey yapmayayım. O tanıklıkta bende kalsın diyor. Ya da iş yapacak. Ya da işte bu şekilde konuşan insanlar piyasada iş bulamayacağından falan da yakınabilir. Çünkü sana ona iş verecek kişiler dün evvelki gün üzdüğü kişiler olabilir. Dün evvelki gün üzdüğünüz kişiler yarın öbür gün size iş vermez. Herhangi bir kurumun başındadır, herhangi bir partide bir pozisyondadır vesaire. Yani ilişki kuramazsınız. Dolayısıyla mahallenin kötüsü olmak istemezler. Öyle olmadığı için de bilgilerini kendilerine saklarlar, yutarlar, herkesle iyi geçinmeye çalışırlar. Bir de işin böyle bir yanı var. Yani ondan dolayı bu analiz Türkiye'de yapılamaz diyorum. Benim böyle bir der, derdim, dertlerim olmadığı için o açıdan daha rahat konuşabiliyorum. E, i̇kinci konu da şu, Elbette başlarına bir şey gelsin istemezler. Yurt dışına bakan yönüyle de yarın öbür gün Türkiye'ye gittiklerinde rahatlıkla dolaşabilmek, rahatlıkla medya mahallesinde oturup kalkmak isterler. Ee, herkes herkesin cemaziye levelini biliyor ama maalesef bu konulara girmiyor. Ayrıca son söyleyeceğim şey de şu. Türkiye'de gazetecilik hakkıyla yapılmıyor. Hatta diyorlar ki işte en son böyle hakkında soruşturma açılmış, ifadeye çağrılan... Kişilerle alakalı olarak konuşurken işte gazeteciliği hakkıyla yapan insanların yakasından düşün. Kim gazeteciliği hakkıyla yapıyor? Kim? Gazeteciliği hakkıyla yapmak gazete o haberin bütün o haberde o haberin bütün unsurlarının görüşlerine yer vermektir. Gazeteciliği hakkıyla yapmak devletin, bir partinin, bir cumhurbaşkanı bak, bakanın ya da bir devlet görevlisinin veya bir savcının, bir hakimin diliyle onun suçlamasıyla, onun isnatlarıyla haber yapmamak, haber yazmamaktır. Kendine ulaşan alternatif farklı görüşleri alıp değerlendirmektir. Onlara kapıyı kapatmamaktır. Birkaç ay evvel iki dakikalık bir analiz analiz yapıp koymuştum buraya. Hakkımda yani Türkiye'de gazetecilik hakkıyla yapılıyor mu diye oraya e, son parantezi açıp bitireceğim. Hakkımda Baylok'un sahibiyle aynı evde kaldı diye iftira attılar. Hatta o evde başka kalan isimleri de sıraladılar. Hiçbiriyle aynı evde kalmadım. Çoğuyla da tanışıklığım bile yok, merhabam bile yok. Ben bunu anlattım. Ve bunu anlattıktan sonra bile o iddianın sahipleri, o iftiranın sahipleri Halk TV ekranında, Tele1 ekranında, şurada, burada hala ismimi geçirerek çektikleri videolarda da benim bunu söylediğimi bildikleri halde, bunun böyle olmadığını bildikleri halde aynı iftirayı sıralamaya devam ettiler. 2. Baylok'un sahibi olduğunu iddia ettikleri kişiye yeni bir video çektirdiler. O videoda da benim ismimi ayıkladığı halde, ya işte o şöyledir, o aslında böyle biri değildir falan gibi bir ifadeleri olduğu halde gene o yalanı sürdürdüler. Yani 3 şey yaptılar. ...gazeteciliği hakkıyla yapan diyorsunuz ya... ...bir... ...tamamen... E, ...bir gizli tanık veya açık tanığın... ...iftirasına dayalı bir şeyi aldılar... ...benim görüşümü almadan yayınladılar... İki ...ben görüşümü ortaya koyduğum halde bunu duymazdan geldiler... ...üç... ...iddia sahibi, iftira sahibi fikrini değiştirdiği halde... ...kendi iftiralarını... ...bir önceki yani... ...ilk baştaki iddialarını sürdürdüler... ...bu gazeteciliği hakkıyla yapmak falan değil... Arkadaşlar bu gazetecilik değil. Bu tetikçilik. Bu operasyonel iş. Bu hangi odağa çalışıyorsa hangi odağın kalemi veya hangi odağın gazeteci kisvesiyle bir takım yerlere konulmuş elemanıysa o amaç doğrultusunda operasyon çekmek. Ne gazetecilik ne de hakkıyla gazetecilik kavramları birbirine karıştırmayın. Kendi örneğimle parantezi kapatayım. Çakal siyaseti dedik bugün buna bakacağız. Özellikle e, bayram haftasına kadar Türkiye'nin gündeminde yaşanan bir takım gelişmeler hala e, konuşuluyor. Fakat enteresan detaylar ortaya çıkıyor. Kişiler konuştukça kendilerini ele veriyorlar. Bana göre Ümit Özdağ Süleyman Soylu çekişmesinde bir danışıklı dövüş yok. Bir danışıklı dövüş olmadığı gibi İki taraf arasında hala e, anlayamadığımız enteresan şey var, e, enteresan bir kavga ve bu kavganın e, nedenlerini çözmeye çalışıyoruz ve hala bu, buna uyanamadık. Yani devlet içinde iki odak mı çarpışıyor, ya da Ümit Özdağ veya Zafer Partisi veya onun temsil ettiği çevreye dönük bir harekat mı var, ya da işte Soyluya dönük bir harekat mı var, ya da Ümit Özdağ kendine yürüyen kendine doğru yola çıkan harekatı hissetti de onun üzerine mi bir karşı hamle yaptı ve üslubunu bozdu. Süleyman Müleyman deyip işte efendim şeye gitti. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın kapısına gitti. Ya da Süleyman Soylu Ümit Özdağ ismini duyunca ağzına geleni söyledi vesaire. Ee, bunu çözmeye çalışıyoruz. Ben bunu henüz çözen, bunu henüz anlayabilen de görmedim. Ama açıklamaların satır aralarına bakmak gerekiyor. Eee... Soylu benim için operasyon çocuğu demiş. Basın toplantısı düzenledi Ümit Özdağ. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için Türkiye'nin milli güvenliği konusunda yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonları yaptığım doğrudur diyor. Ben devlet görevlisiyim ben devletim diyor. Şimdi baktığınızda geriye doğru bu iktidara yakın pek çok kalem mesela biri de Cem Küçük'tü. Ben devletim ben devlet adına yürüyorum. Devletin elemanıyım veya devletin görevlendirmesiyle ben işte gerekli yerlere bilgi verdim, gerekli yerleri bilgilendirerek falan ve bunu bir takım gazeteciler de yaptı, gerekli yerleri bilgilendirerek falan. Gazeteci gerekli yerleri falan bilgilendirmez. Gazetecinin sorumlu olduğu genel yayın müdürü vardır, ya da işte o nerede çalışıyorsa onun patronu vardır, okuru vardır veya seyircisi vardır. Burada enteresan bir noktada yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptım diyor. Ayrıca sözlü de değil, yazılı görevlendirmeyle ve devlette milli güvenlikle ilgili konularda. Ümit Özdağ'ın devlette nerede çalıştığı, hangi bakanlıkta hangi bürokrat olarak çalıştığı, hangi genel müdürlükte hangi pozisyonda çalıştığı, hangi titirle, hangi sıfatla çalıştığına dair lütfen biri bir şey koysun. Yok çünkü. Ama devlete çalışmış. Peki siz şu anda parti kurarak ve bu partide ağırlıklı olarak işte mülteci sorunu söylemiyle öne çıktınız. Kurduğunuz partide ve kullandığınız söylemde böyle bir yazılı emir var mı? Diye akla geliyor. İnsanlar o kadar rahat konuşuyor ki. Yani enteresan şu laf üzerine bugün ülkenin bütün gündemi bu olmalıydı. Bütün gündem bu olmalıydı. Sen neyi söylüyorsun? Neyi kastettin? Yazılı emir nereden geldi? Hangi devlet? Sen devlette nerede çalıştın falan? Devlet istediği için mi parti kurdun? Devlet istediği için mi Suriyelilere dönük böyle nefret politikası yayıyorsun falan? Yok. Alıp kabul etti insanlar. Yine bu da attığı tweet aynen alıntıladım. 9 Mayıs'ta Soylu İçişleri Bakanlığında çalışan ve benim öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış. Utanç verici, gerçekten utanç verici. Süleyman, Süleyman ismiyle sesleniyor bir de ilk ismiyle sesleniyor. Süleyman, benim yüzlerce öğrencim bakanlıkta hepsini mi atacaksın? Paralel devlete bakar mısınız? Bir önceki yayında anlatmıştım. İçeriden aldığı bilgileri anlatıyordu. Benim diyor içeride adamlarım var onlardan aldığım bilgiyle konuşuyorum diyordu ve şimdi diyordu onları atıyor diyordu işten atıyorlar, işten çıkarıyorlar diyordu. Yani daha detaylandırmama gerek var mı yahu? Sabah gazetesinin iç manşeti Dağda çakal kalmamış, hepsi siyasete kapılandı. Vallahi doğru. Onun için çakal siyaseti dedik KJ'de. Dağda siyaset kalmamış, şey dağda çakal kalmamış, hepsi siyasete kapılandı. Bütün çakallar şu anda şey hani İti an çomağa hazırlan gibi bir laf var ama daha da güzel bir laf. Taş, taşları bağlamışlar köpekler serbest. Af buyurun it köpek gibi kelimelerle konuşuyorum işte siyaset erbabı da çakal kelimesiyle konuşuyor falan ama durum bu. Şimdi çakal siyaseti derken MHP hani Devlet Bahçeli Soylu'ya sahip çıktı ve fena halde arkasında falan filan ama 2014'te şu attığı tweet hala da duruyor. Ben kepsi oradan kesiyorum. Soylu'ya soysuz demiş. Yine aynı şekilde işte Erdoğan'ın e, metin yazarı Aydın Ünal ağzından köpükler saçarak konuşan siyasi zavallısı Devlet Bahçeli diye tweetler atıyordu. Çakal ne? Çakal siyaseti ne? Evet çok çok enteresan. E, yeni racon bu e, maalesef. Yeni racon e, bu tür çakallık üzerine e, yürüyor dün evvelki gün birbiri hakkında demediğini bırakmayanlar bugün belli amaçlar çerçevesinde bir araya geldiler. Dağda çakal kalmamış siyasete kapılandığı doğru bir laf. Bahçeli bile bazen duran saat misali günde iki kere doğruyu gösteriyor. Bir paralel yapılanma var ama devlet için veya devlet içinde çeşitli odakların çalıştırdığı insanların yazılı emirlerle çalıştırdığı isimlerin bir meydan muharebesini izliyoruz maalesef. Soylu demişken, göçmenler pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemiyor diye konuşmuş Süleyman Soylu. Onunla devam edelim, mülteci meselesi. Yani efendim, siz bir, bir ülkeden bir ülkeye göçtünüz, pasaportunuzu da yırttınız. Dolayısıyla işte biz sizin hakkınızda işlem yapamıyoruz. Çünkü sizin kimliğinizi belirten, hangi ülkeye ait olduğunuzu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu falan belirten evraktan şeyiz. Ya gerçekten milleti cahil cühela yerine koymak meselesi. Dedim ya bu konularda ben de bir göçmen olduğum için az çok bu hukuku biliyorum ki zaten benim bir şey söylememe de gerek yok. Barbaros Şahsa söylemiş. Konsolosluk ya da elçiliklerden resmi yazışmalarla seyahat belgesi talep etmek kanuni bir zorunluluktur. Dolayısıyla Suriye Suriyeli yetkililerle veya işte orada zaten sizin bir ayağınız orada. Bu kişiler pasaportlarını yırtıp çöpe attı diye falan yani işte kimi kandırıyorsunuz siz? Neyse pasaport demişken Erdoğan yerli ve milli pasaport üretimi demiş. Pasaportun da yerli ve millisi çıktı. Pasaportu bir kere hala Türkiye üretemiyormuş. Bu da ortaya çıktı. Ayrı bir şey. Ama arkadaş işte yerli ve milli pasaport derken pasaport zaten milli bir şeydir. Ve pasaport zaten yerlidir. Yani bugüne kadar bu gavur pasaportu muydu Allah aşkına? Yani gerçekten jargonlarda yani bu yerli milli lafı çıktı. Hani bazı kelimeler vardır. Birileri o kelimeleri böyle kullanarak içini boşaltırlar ve artık o kelimelerden insanlarda tiksinti oluşur. Yerli ve milli de böyle bir şey oldu. Yerli, milli güzel kelimeler fakat tiksinti oldu şimdi. Yani epey bir zamanda kullanacağını, kullanılacağını, kullanılabileceğini zannetmiyorum. Şimdi ne yani bir de arkadaş ben böyle bir şey görmedim. Sürekli pasaport değiştiriyorsunuz yahu. Her birkaç senede bir pasaportlar yenileniyor. Pasaport ücreti için hem yenileme ücreti olarak hem de defter ücreti olarak falan bir sürü de haraç topluyorsunuz. Normalde bu hizmeti bedava vermeniz gerekirken yani şimdi 3 yıl geçerli pasaport için şu kadar süre, 5 yıl geçerli pasaport için şu kadar süre, 10 yıl geçerli süre pas pasaport için şu kadar süre diye insanlar pasaport alıyorlar. Ama söyleyeyim 10 yıl geçerli pasaport almasın kimse. Çünkü 10 yılı sürmüyor. Yani hemen 2-3 yılda bir sürekli pasaportlar değişiyor. Dolayısıyla siz 10 yıllık pasaport için verdiğiniz haraç, harç demeyeceğim, haraç çöpe gidiyor bir süre sonra. Sadece pasaport mu? Sürücü belgesi, pasaport dışında sürücü belgesi ve mavi kartlar da değişiyor. Her şeyi değiştiriyorlar. Böyle bir şey yok yahu. Çok enteresan. Mavi kart ne bilmeyenler için söyleyeyim. Türkiye vatandaşı olmayanlara Türkiye mavi kart veriyor ki e, Türkiye'ye rahat girip çıksın. Türkiye'de rahatlıkla işlemlerini halledebilsin diye. Türk vatandaşlığından ayrılan e, batıda artık ülkeler çifte vatandaşlığı kabul etmiyorlar. Türk vatandaşlığından ayrılıyorsun. İngiliz vatandaşı, Alman vatandaşı, Hollanda vatandaşı oluyorsun. Ama Türkiye sana bir mavi kart veriyor. Mavi kart o. Neyse devam edelim. Yerli ve milliden yerli ve milli anayasaya doğru. Şimdi ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız. Sivil anayasaya kavuşturacağız. Darbe anayasasından kurtulacağız. Şimdi ondan önce Erdoğan'ın şu lafı çok önemli. Bak bir ülke, bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hakimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Yani satmış. Diyor ki bak ben burada söylüyorum. Hukuka göre hareketi vereceksiniz. Bana göre, adamlarıma göre, bakanlarıma göre değil. Bak ben de diyor burada söylüyorum. Benim üzerime bu yarın öbür gün bu aldığınız kararlar, verdiğiniz infazlar, yaptığınız infazlar neyse, linçler bana gelirse benden bilirseniz bana bana izafe ederseniz, bana atfederseniz, benim üstüme atarsanız bu suçları, bu talimatları bak diyor ben burada söyledim size o gün satarım. Bana mı sordunuz diye. Bu bu. Darbe anayasasından kurtulacağız. Kurtulamadık gitti yahu. Bir kere şu an mevcut anayasanın artık 12 Eylül 1980 rejimiyle alakası yoktur. O rejim 1982'de bir referandumla yeni anayasayı ilan etti bugüne kadar da yüzlerce kere o anayasa değiştirilerek, yamanarak, farklı yöntemlerle artık başka bir biçim verildi. Hoş, keşke sıfırdan yeni bir metin yazılsaydı ama yani bu artık 12 Eylül 80 anayasası değil, başka bir şey. Ayrıca siz 2017'de anayasa referandumu yaparken bu anayasada her şeyi değiştirmeye hem de tartışmadan tartıştırmadan o hal sürecinde 15 Temmuz'un rüzgarıyla her şeyi yapmaya muktedirdiniz. Yaptınız da zaten bir sürü değişiklik yaptınız. Başka şeyler de yapabilirdiniz. Fakat enteresan bir şey, o kadar değişikliğe rağmen, başkanlık rejimine geçilmesine rağmen, hala darbe anayasasından kurtulacağız. Hala bu darbe anayasası. AKP 20 yıl dolduruyor iktidarda darbe anayasası. Ben de anlatıyorum, sivil anayasayı mutlaka yapacağız. Bu yalanlarla ve bu gazeteleri attık, attırdıkları bu manşetlerle hala iş tutuyorlar. Bakın, neyi yapamıyorsunuz yahu? Son atama kararlarından biri 11 Mayıs 2022 tarihli. Bugün tarihli resmi gazete atama kararı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş baş müfettişliklerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bilmem ne gereğince ekli listede yer, e, yer alan iş müfettiş. İş müfettişlerini, müfettişleri dahi Cumhurbaşkanı atıyor ya. Her yere, her kuruma, her yerde. Daire Başkanı, Şube Müdürleri, Şubu falan. Yani neyiniz şey? Neyiniz eksik? Ayrıca tam anlamıyla yani her şeyin bir otoritede bağlandığı bir sistem. Yazık yahu. Yani ne Cumhurbaşkanlığı mürekkebi yet mürekkebi yeter bu kararnameleri imzalamaya. Ne Cumhurbaşkanının sağ kolu, sol kolu, sağ eli, sol eli yeter. Ne de işte ona vakti yeter yahu. Yani ben ömrümün yani şeydeki Türkiye'deki e, mesaimin son 6-7 yılını tepe yönetici olarak geçirdim. Bugün televizyonu ve e, Kanal Türk'te. Haftada bir iki böyle insan kaynaklarından işte idare eden böyle bir klasör dosya gelirdi imzalamam için. Şu karalar geçerdim üstüne bile bakmazdım. Hatta işte getiren arkadaşlara veya asistanımıza kimse artık yani baktınız mı incelediniz mi filan ya bunu da yapmak zorunda mıyız falan filan diye böyle geçiştirirdim yani. Yönettiğim 130 personelin çalıştığı bir kurumdu yani. Ya ben benim 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 buna vaktim yok. Daha başka şeylere ayırmam gereken şeyler var. Hani paraflıyım geçeyim. Sen baktın mı? O zaman tamam ben sana güveniyorum. Paraflıyım geçeyim. Ya da yani bu paraflamak bile benim artık çok fazla vaktimi alıyor. Yani buna başka bir yol bulamayız mıyız, bulamaz mıyız falan diye toplantı falan istediğimi hatırlıyorum. Ki ben orada bir televizyonun başındaki bir insanım yani. Neyse Cumhurbaşkanı'na devam ediyoruz. Vatandaşı konut sahibi yapacak 3 dev paket. Sonra da tweet atmış. İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar var. Yani tam bir esnaf pazarlama. Yakışıyor mu ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na? Ben de anlatıyorum. Sonra Enes Özkan galiba ekonomi ee, ekonomist e, bir takım favoriler almış ve sonra da o yani bir takım sahibinden komda galiba bir takım konutların fiyat, e, konutları favorilerini almış. Birkaç gün sonra da e, şeylere bakıyor. Değişime bakıyor. Daha e, yeni e, işte bu konut satışı ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden konut fiyatlarındaki değişim. Hele en büyüğü bu. Favorileri 23 Nisan'da eklenmiş şu anki fiyatı diyor yani 2 hafta sonra itibariyle 1150, 1 milyon 150 bin olan konut 2 milyon olmuş. Ayrıca konut da yok. İşte bu da başka bir hesaplama yöntemi. Kredi tutarı 2 milyon TL ise %1 faizden 120 ay yani 10 yıl taksitle taksit tutarı 31 bin TL. 31 bin TL'yi ödeyecek kimse var mı? Genel geleneksel anlayışa göre ma, yani gelirinin üçte biri kadar bir insan morgıç ya da kira şey barınma için ya da işte ev taksidi falan ödeyebilir. Dolayısıyla 31 bin ödeyecek kişinin 100 bin TL kazanması lazım. 100 bin TL Türkiye'de kaç kişi kazanıyor? 100 bin TL kazanan öyle bir gelir seviyesinde olan kişi de 2 milyon TL'lik evde oturur mu? Ayrıca 2 milyon TL ve altında kaç ev var? Gayrimenkul danışmanları İstanbul'da 2 milyon TL ve altındaki bu konu sıfır yapıldı. Yani yeni çıkan olay sıfır yapılar için geçerli. 2000 TL ve altında İstanbul'da 12500 ile 14000 arasında yeni ev olduğunu söylüyorlar. Yani ev de yok. Son 4 yıldır gayrimenkul sektörü çakılmış durumda. İhtiyacının yarısının altında ev üretiyor. Tüm Türkiye'de de 2 milyon TL ve altında konut sayısının 90-95 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Gayrimenkul uzmanlarının yalancısı. Soygun burada. Ankara'da YHT yüksek hızlı tren garı kamu özel işbirliği ile yapılmış vesaire 6 aydır dolar yutuyor diyor. Yılın ilk 3 ayında 2 milyon 666 bin yolcu garantisi vardı. 441 bin yolcu geçmiş. Beşte birinden daha az. Bir başkası bir gün çok güzel bir grafikle 2022'nin ilk 4 ayına getiriyor. Havalimanları. Balıkesir, Uşak, Çanakkale, Gökçeada, Kocaeli, Cengiz Topel vesaire. 2022'de yolcusu sıfır olan havalimanları var. O kadar personel çalışıyor bilmem ne ve tam anlamıyla bir kara delik. Milyonlarca dolar, milyarlarca TL, YTL neyse vatandaşın vergisiyle gidiyor. Sonra bu ülkede yazıklar olsun Alparslan Kuytul tutuklanıyor ki o kendi Twitter hesabından getirdim bunu. Koray adlı şahsın yalanları ve ahlakı ortaya çıkmış olmasına rağmen sırf onun lafıyla e, tutuklamaya sevk edildim diyor. Yine e, tutuklan yani tutuklandığı yer, e, yaşadığı yer Adana e, konduğu cezaevi Patnos. Yani buradan buraya götürülüyor. Avukatı demiş ki Patnos'tayım. Ee, Alparslan Kuytul Hoca'yla görüştüm. İyi gördüm. Morali yerindeydi. Üşüdüğünü söyledi. Cezaevi kaloriferleri açmıyormuş. Evet. Alparslan hocamıza sürgün diyor. Nereden nereye? Adana'dan 900 kilometre uzaktaki Ağrı Patnos L tipi cezaevi. Kim bu Koray isimli şahıs? Alparslan Kuytul bunu Aralık 2021'de arttığı tweetlerle yani 5 ay kadar önce anlatmış. 2014'ten beri devlet içerisinde karanlık güçler tarafından sistematik zulüm baskı altındayız. Birçok şehirden aldığımız haberlere göre arkadaşlarımız tehdit ediliyorlar. Polis kimliği göstererek arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. Koray Sarı Saçlı ki zaten bu, bu kişinin ihbarıyla tutuklandı. Ee, sarı saçlı üzerinden bizi bitirmeye çalışıyorlar Benim yaklaşık olarak 25 yıldır tanıdığım biri Evliliğini bilirim kendine yıllarca istihbaratçılardan uzak dur dedim İstihbaratçılardan uzaklaşmadı ee, Neden uzaklaşmıyorsun diye sordum Hocam yüzüm yumuşak ondan uzaklaşmıyorum dedi An Ama anladım ki o böyle kişilerle para kazandığı için iş yapıyor Büyük ihtimalle istihbaratçılar Koray Sarı saçlının bütün ayıplarını ve günahlarını biliyorlar Ve bununla onu tehdit ediyorlar Polislerin gelip sen verdiğin ifadeyle bizi mahvettin, projeyi çökerttin, bu ifadeyi değiştiremezsen dördüncü ağır cezadan ceza alırsın dediklerini bizzat kendi anlattı. Koray Sarısaçlı'nın ilk çıktığında yaptığı konuşma mı yoksa ifade değişiklikten sonra yaptığı konuşma mı? baskı altında yaptığı konuşmaya benziyor. İfade değişikliğinden sonraki konuşmasında baskı altında olduğu açıkça bellidir. Neyse ne İşte bu Koray Sarısaçlı denen kişinin ifadesiyle Alparslan Kuytul tutuklandı ve yaşadığı yerin 900 kilometre ötesindeki Patnos cezaevine kondu. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yani bir yanda sizi soyuyorlar. Ee, bu konut meselesi de öyle. Gene birilerini zengin etme, birileri bir, bir cepten alıp bir cebe koyma. İşte garantili, müşteri garantili, geçiş garantili projeler. Bir yandan da bu insanlar kendilerine bir yer etmediği, kendi yoluna bir de Alparslan Kuytur bir İslami grubun lideri pozisyonunda olduğu için ondan da olumsuz etkileniyor. AKP tabanı ve tayfası neyse. Böyle de bir konu var. Ondan dolayı da zulüm üstüne zulüm yapıyorlar. Hatırlarsanız birkaç hafta evvel gene Adana'daki bir etkinlikte polis saldırmıştı. Ve başörtülü polisler başörtülü Furkan Vakfı gönüllülerini coplamışlardı. Böyle bir konu yazıklar olsun diyecek bir şey yok. Ama hukuksuzluk bunun da mı sınırlı? Ha şimdi de işte böyle başlık atıyorlar Alparslan Kuytul tutuklanınca. Kuytul çek senet ve gasptan tutuklandı. Neymiş? O Koray Sarı Saçlı'yı gasp etmiş. Ve Kar Koray Sarı Saçlı denen kişiyi kaçırmış. İşte adamın ilk ifadesi başka, sonraki ifadesi başka ama işte bu ifadelerle, bu tanık, gizli tanık iftiralarla, daha sonra işte değişen ifadelerle filan insanlar hakkında işlem yapıyorlar. Ee, ne ilk ne de son. Özgür politikada Hadi Özer 79 yaşında, Makbule Özer 80 yaşında ee, bu çift birkaç gündür tutuklu. Ee, Van Edremit. 80 yaşındaki Makbule Özer'le 79 yaşındaki eşi Hadi Özer 24 Temmuz 2018'de evlerine yapılan polis baskınında gözaltına alınmıştı. Şimdi de örgüte yardım etmek iddiasıyla dava açılmış. 2 yıl 1 ay hapis cezası 23 Şubat 2022'de onanmış ve %52 engelli Makbule Özer'in cezasının konutta infazı için yapılan başvurulara rağmen reddedilmiş bu Özer çifti önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ne bu? İşte örgüte yardım yataklık falan. Neymiş efendim? Bu 80 yaşındaki kadın Makbule Özer işte evinde bir takım artık tabii yöntemlerle mi doğal yöntemlerle mi kendine özgü yöntemlerle de mi vardır yani taşları hani kırıkçı kırıkçı da derler. Benim de küçükken Köyde yaşarken kırık çıkıkçıya gittiğim gitmişliğim vardır. Ayağım kırıldığında ilk oraya götürmüşlerdi. Hoş yapamamıştı ayrı bir konu. Tekrar biz hastaneye gitmiştik. Bilirim kırık çıkıkçı ne demek. Öyle bir pozisyonu olan bir Makbule özer. Ya ona işte işte şifa bulmak için veya tedavi olmak için birileri geliyor. Neyse o gelenler de neymiş? Örgüt mensubumuş. Aslında o gelenlerin de örgüt mensubu olduğu şüpheli. Ayrı bir konu da dığının 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 dığı. Örgüte yardım yataklıktan bu iki yaşlı çifti aldılar siz buna ses çıkarmadığınız sürece. Ben Kürt müyüm? Ben Ermeni miyim? Ben işte cemaatten miyim? Ben kuytulcu muyum? Ben ben işte kendi halinde yaşayan biriyim. Yani işte devletin vardır bildiği falan dediğiniz sürece bu devam eder. Artı e, fakirleşirsiniz. Yani hukuk yani hukuk olmadığı zaman ekmek gibidir diyorlar ya. İşte o da olmuyor. Öbürü de olmuyor. Fakat bu Türkiye'de anlaşılmadı. Üzgünüm kısa vadede de anlaşılacağını zannetmiyorum. Ama yarın öbür gün yaşanacak depremler ve çalkantıların ardından belki bir intibah uyanış eski dilde mümkün. Belki bir intibah mümkün. Gülen hareketine mensup olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülen cemaati mensuplarına kafadan 6 yıl 3 yıl 3 ay veriyorlar. Ceyda Nur Eroğlu tutuklandı. Fakat konu bu değil. Konu şu hamile kadınlar tutuklanamaz denilmesine rağmen 8,5 aylık hamile Eroğlu cezaevine gönderildi. Şimdi işte ya, bu kararı veren hakim ve savcılar bu yaptıkları işlemden dolayı yargılanacaklar. Kanunun açık hükmüne rağmen hamile bir kadını cezaevine gönderiyorsun. E işte efendim bizi Adalet Bakanı HSK Erdoğan Erdoğan sizi sattı 3 kare önce. Bana mı sordunuz diyecek. Kitaba ben size, ben bütün konuşmalarımda kitaba göre, hukuka göre karar verin dedim diyecek. Dedi de zaten. Ha, aşağıda telefonlar çalışıyor, ne talimat veriyor, ayrı bir konu. Fakat birazcık onurunuz, bırak mesleki onuru. Bir tane omurganız varsa sırtınızda, kitaba bakarak karar verirsiniz. Veya kitaba rağmen bir karar vermezsiniz. Size zaten kanun vicdani olarak bir alan veriyor. Yani ha hakimin kanaati diye bir şey var epey geniş bir alan var yani siz o kanaati de kullanmıyor kanun kanunun açıkça yasakladığı bir cürmü işliyorsunuz bu son İmamoğlu tartışmalarına ilişkin olarak e, savrulmadık mı diye soruyor İlyas Salman hiç hata yapma kredisi tanımadığınız birini gerçekten desteklemiş sayılır mıyız? Erdoğan'a karşı Necefli Maşrapa'ya bile oy veririm demekten İmamoğlu benim için bitmiştir demeye hızla savrulmadık mı? Katılıyorum. Fakat e, yarın öbür gün e, ülkeyi yönetmeye talip olan insanların en azından testi kırılmadan önce e, uyarılması, ikaz edilmesi ve hitap ettiği kitle, arkasındaki kitle tarafından hani cepte görülmeyerek de ee, doğru yönlendirilmesi de bir şeydir demokrasilerde. Ona öyle bakmak gerekir. Ee, bitirmeden önce Yüksek Seçim Kurulu seçimlere katılacak partileri sıralamış. Resmi gazetede yayınlanmış. Gerçi bu belli periyotlarla güncelleniyor. Bu kadar parti. Yani bazılarının ismini ilk defa duydum. Seçime katılacakmış. Seçime katılacak partiler içinde yeniden refah partisi var. Fatih Erbakan'ın partisi. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi... ...Türkiye Komünist Hareketi falan katılacakmış... ...Sol Parti... ...Muhafaza muhafazakar Yükseliş Partisi varmış... ...bilmiyorum... Neyse, ...Memleket Partisi, İnce'nin Partisi katılmaya kazanmış... ...hadi bakalım... Ee, ...ne var başka... ...Demokrasi Atılım Partisi, Babacan'ın Partisi'ni görüyorum... ...Davutoğlu'nun Partisi'ni görüyorum... ...onlarda bir sıkıntı yok ama mesela... ...Liberal Demokrat Parti'yi göremiyorum... ...bin yıllık parti yok yani... Ee, ...mesela Yeşiller Parti kurmak için ne zamandır... ...müracaat ediyor, o, o müracaatlar kabul edilmiyor... İşte bu tür konularda tamamen devlet tekeli altında. Nedense, niye ise. Tabii devlet tekeli altında deyince bir son duyuruyu paylaşmakta yarar var. Ali Babacan Gaziantep'teki mitingimizi demokrasi meydanında yapmak için valilikten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan'da vali uygun notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep'e duyuruyor, ses getiriyor. 2 Mayıs'ta uygunun yanına değil eklemişler diyor. Belgede bu. Önce uygun diyor Gaziantep valiliği, sonra da uygun değil. Böyle bir Türkiye yani bütün devlet güçleriyle valisi, kaymakamı, emniyeti, teredesi, Anadolu Ajansı, hakimleri, savcıları, şununla bu her şeyiyle karşınızda olan ve bir şey yapan. Şimdi valiler eleştiriliyor işte eski şehirde, Rize'de yok festival yapılmasın diye, yok işte efendim kamu düzeni gereği falan, etkinlik yasağı falan. Evet onlar önemli, tartışılmalı. Seçim satım haline girdik. Asıl bu kararlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ukrayna'ya gidelim yavaş yavaş bitirirken en son Kanada Başbakanı eşiyle beraber ziyaret etmiş e, Zelenski'yi. Yine e, Jill Biden, Joe Biden'ın eşi, e, Zelenski'nin eşiyle iki First Lady buluşmuşlar Kiev'de. O arada Joe Biden güvenlik gerekçesiyle gidememiş fakat eşini göndermiş. Belli ki e, Amerikan Başkanı için gerekli güvenlik kriterleri henüz... Kiev'de sağlanmamış görülüyor hatırlatalım Ukrayna'daki savaş 75 günü geride bıraktı halen devam ediyor Biz bile artık yayınlarda ilgi görmüyor diye yer vermiyoruz veremiyoruz. Fakat e, her gün yakından takip ettiğinde ettiğimden emin olabilirsiniz e, Herhangi bir gelişme olduğunda da e, vereceğimden kuşkunuz olmasın mühim bir gelişme. O arada e, İngiltere Kraliçesi e, tahta 70 yılını kutluyor Dilek olay 52 2022. Yani benim annem bir yaşındaydı İngiltere Kraliçesi tahta çıktığında. Siz kendinizinkilerden hesap edin. Neyse ilk defa parlamento açılışına oğlunu gönderdi Veliaht Prens Charles'ı. Fakat burada şunu dememe izin verin. Ben öteden beri İngiltere Kraliçesi'nin artık yaş gerekçesiyle emekli olacağını, tahttan feragat edeceğini ve geldiğim günden beri bunu savunuyorum ama bir türlü olmadı 6 yıldır. Prens Charles'ın önünü açacağını ve Prens Charles'ın kral olacağını düşünüyorum. Şu anda da bu biraz öne çıktı bu görüş. Her ne kadar Buckingham bunu doğrulamasa da henüz şeyin kraliçemizin tahttan feragat etmesi gündemde bile değil dese de bu tür planlamalar yapılır. Hatta cenaze törenleri filan bile yapılır. Her sene provası yapılır. Gizli halkın görmeyeceği bir şekilde bu tür konular kraliyet ailesinde muazzam bir gelenek halinde, silsile halinde devam eder. Prens Charles 70 yaşını geçti. 72 yaşında. Ve e, Prens Charles e, şu anda İngiltere Kralçesi'nin hala hazırda yürüttüğü kraliyet yetkilerinin çalışma ofisinde büyük ölçüde kendisi götürüyor. Yani sadece tacı eksik. Burada kraliçenin tacı görülüyor parlamentonun açılışında. Burada da işte kraliçenin şey Prens Charles'ın oraya doğru nazar etmesi görülüyor. Bütün gazetelerde bu fotoğraflar vardı. Burada da işte Charles'tan sonraki kral William ve Charles'ın hemen yanında Camilla görülüyor ki kraliçe olmasına da kesin gözüyle bakılıyor Charles'ın kral olmasıyla. İngiltere'de pek çok alamet belirdi ki e, kraliçe artık e, bahçe etkinliklerine bir takım kutlamalara işte parlamentonun açılış konuşmasını ilk defa yapamadı. Daha evvel iki kere hamile olduğu gerekçesiyle girmemiş ama o sayılmaz. Ama e, artık mobility denilen İngilizce'de yani hareket kabiliyetinin yavaşlaması nedeniyle hareket kabiliyetinin izin vermemesi nedeniyle e, fizyolojisinin fiziğinin hareket kabiliyetinin el vermemesi, imkan vermemesi nedeniyle çeşitli kelimelerle ifade ediliyor. Artık bu tarz etkinliklere katılmıyor. Bu da yavaş yavaş e, emekliliğe doğru gittiğini e, gösteriyor. Çok alamet e, belirdi. E, Prince Charles e, annesi rekor kırdı, 70 yılı kıra, e, doldurarak. Ama ondan sonra kırılamayacak bir rekor bu. Bunu artık ne Charles kırabilir, ne oğlu William kırabilir bu rekoru. Ama e, muhtemelen e, Charles'ı önümüzdeki yıllarda kral olarak e, göreceğiz ve onun hemen akabinde de William e, babasının tabi elbette yaşına ve ömrüne bağlı olarak e, kral olmaya hazırlanıyor olacak. E, müstakbel kraliçe de Camilla zaten dünkü törende yer alarak bunu bir kere daha göstermiş oldu. Diyorum ve böylelikle bu bir yayını daha kapatıyoruz. 11 Mayıs Çarşamba yayını bu şekilde noktalamış olalım. Yeri geldikçe siyasi analizlere paralel olarak medya analizleri de yapacağım isim isim tanıdıklarımla tanıdığım ve bildiklerimle bu konuda şüpheniz tereddütünüz olmasın. Bir sonraki yayında görüşme umuduyla. hoşçakalın.